Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in Furkan suresinin 74. ayetinde Rabbimiz onun kullarının şöyle dua ettiğini bildiriyor. Rabbena heb lana min ezvacina ve zürriyatina kurrate a'yun. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Rabbimiz, eşlerimizden, nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak çocuklar nasip et. Ve bizi takvalı adamların lideri yap. Değerli kardeşlerim, Kur'an bekar, evli, herkesin kitabı değil mi? Bu ayet ne dedi sizce? Bekar birisi bu ayeti okuduğu zaman mesela ya daha ben evlenmedim ki. Evlenmeden eşlerimden, nesillerimden çocuğumun olma duasını nasıl yapayım? Hayır, öyle değil. Bu ayet dedi ki sen evlenmeden bile aileli çocuk projeli biri olmalısın. İşte Kur'an bekarın da kitabı, evlinin de kitabı. Bekar birisi okudu. Hadi evli için bunu anlamlandırabiliriz. Bekar birisi okudu. Bir baktı, Rabbim bana bir dua öğretiyor. Bu duada ne diyor? Yani bana yalvarın. Ne diyelim sana ya Rabbi? Ne yalvaralım? Rabbim bana eşimden, neslimden böyle göz aydınlığı olacak. Yani bana, insanlığa, bu dine hizmet edecek. Gelecek nesillere İslam taşıyacak. Sahabe gibi çocuklar nasip et. Bu duayı yaptık. Kim? Daha evlenmeyen biri. Bekar biri. Demek ki Rabbim beni daha evlenmeden çocuk projeli olmaya, çocuk yetiştirmeye hazırlıyor. İşte buna Müslümanın aile projeli olması diyoruz. Bizim sevgili kardeşlerim, hele hele bekar genç kardeşlerim, aile gündemini hiçbir zaman zirveden indirmememiz lazım. Hani sosyal medyada hashtag falan diyorlar ya, hashtag'in başında hep aile olması lazım. Her gün ama. Bir saniye bile ailesiz kalamayız biz. Allah-u Teala ilk insanı Adem Aleyhisselam'ı yaratırken ailesiyle yarattı. Yanına bir de Havva yarattı Allah. İkisine de selam olsun. Gönderdiği tüm peygamberlerin bir de eşi vardır buyuruyor. Senden önce de peygamberler gönderdik, onların da eşleri vardı buyuruyor. Hepsi aileydi yani. Biz aile ümmetiyiz. Aile olmadan bu ümmet ilerleyemez. Bu sebeple daha bekarlığımızdan nasıl aile oluruz, nasıl çocuk projeli oluruz, vakti gelince o çocuğun annesinin karnına düşmesinden, çocuğun annesinin karnında büyümesinden, çocuğun annesinin karnından doğmasından ve büyüyüp 20'li yaşlara kadar, sonrasına kadar hatta yetiştirilmesinden sorumluyuz. Bunu nasıl sağlarım diye sürekli zihnimizin arka planında bunların çalışması gerekiyor. Bu bize beraberinde neyi getirecek biliyor musunuz arkadaşlarım? Biz bir iffet örneği olmamız gerekecek. Çünkü aile olmak isteyen namusuna düşkün insan olur. Karşı cinsle yakınlaşmaz. Helal olmayan ortamlarda bulunmaz. Ahlakının eriyeceği yerlerde durmaz. Eli başka birinin haram eline gitmez. Gözü başka birinin haram olan bölgesine bakmaz. Akıl internette bu alanlarda dolaşmaz. Aile projeli olmak, evlilik kafalı olmak ve bu evliliği korumak.
O evlilikle birlikte ortaya çıkacak çocukların İslam için, insanlık için yetiştirilmesi, hazırlanması, projeli olmak beraberinde bizim de sürekli iffet merkezinde eli, beli, cebi namuslu, şeytana yem olmamış, bozulmamış, kaymamış, tertemiz bir insan olmamız noktasında sürekli bizi aktif tutacak. İşte aile projeli olmak, daha evlenmeden, bekarken evlat düşünmek, eş düşünmek ve buna uygun bir aile zemini hazırlamak, böyle bir kurulum yapmak, Rabbimizin ilk peygamberinden itibaren bütün peygamberlerine kadar yaşattığı bir olaydı. Biz de o peygamberlerin peşindeysek, şimdiden aile ve çocuk projesini en azından zihnimizde başlatmak zorundayız. Böylece hem biz temiz kalırız, hem de bizimle beraber çevremizi temiz tutarız. Bütün kokuşmuşluğuna, bütün kirliliğine rağmen insanların en güzel örneği oluruz. Kirlenmiş, pislenmiş insanların da Allah'ın izniyle tövbe vesilesi oluruz. Bunu biz yapmak zorundayız. Eğer biz yapmazsak gelecekte nesil bile olmayabilir arkadaşlarım. Rabbim bu mübarek aile projesine bizi vesile kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.